Merhabalar, hayırlı Merhaba. akşamlar. İyi akşamlar, merhabalar. Hoş geldin. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben daha doğrusu biraz yorgunum. Bugün üçüncü günün akşamı, yani şu anda akşam. Saat kaç Halil Bey, 8 mi? 8'e geliyor, evet. 8'e geliyor. Biraz yoruldum. Dün geceyi anlatmak istiyorum. Yani dün gece işte film izleyeceğiz demiştik. Ama ben filmin yarısında uyuyakaldım. Koltukta. Sonra yatağıma gittim. Gece 12.30'da kalktığımda. Ama uykumu almıştım. İyiydim. Tekrar yattım fakat uyuyamadım. Epey bir zaman uyuyamadım. Sonra uyumuşum. Bir huzursuzluk, bir şey yoktu. Açlıktan uyuyamadım. Açlıktan Üç, uyuyamadım. üçüncü gün. Evet. Belki de açlıktan uyuyamadım. Yani Evet. hani Evet. olabiliyor böyle şeyler. Evet. Ondan sonra ama gündüz sabah kalktığımda biraz halsizdim, yani bayağı bir halsizdim. Sonra işte lahman yaptık. Sağ olsun Halil Bey bana yardım etti. Ondan sonra işte lahmanı yaptık, duş aldım. Kendime geldim bayağı bir. Bir de dün gece bunu söylemek istiyorum. Yani vücudumda olan değişiklikleri. Sağ ayağımın böyle ayak bileği yukarıya kadar, bir karış kadar yukarısı, böyle ayak bileğimden itibaren inanılmaz üşüdü. Yani o kadar çok üşüdü ki yani hiç rahat edemedim. Yani rahatsız etti beni bayağı. Sıcak su torbası koyduk, bayağı bir ısıttık. İşte yatmadan önce öyle yapmıştım. Rahatladım sonra. Şu anda ama biraz gün içinde, daha doğrusu akşama doğru biraz midem bulanmaya başladı. Hiç olmamıştı mesela açlıklarımda. Bir dakika dur. Dün gece bir sürpriz olmuş. Ha, dün gece rüyamda börek yemişim. Allah'ım, bir lokma börek. Ağzımda böreği hissediyorum. Yarısını da yutmuşum. Bir dakika, aç tavuk kendini dara ambarında görür. Daha önce hiç bugüne kadar sen yiyordun Evet, rüyama rüyalarında girmedi. ama Evet. açlıklarında. Ben hiç yememiştim, yani hiç böyle bir rüya görmemiştim. O kadar şaşırdım ki, eyvah diyorum, yani o kadar üzüldüm ki, yani ya diyorum, nasıl yedim ben bunu, yani şu anda ne yapacağım, işte tekrar baştan mı başlamalıyım, yani bir sürü böyle kafamda deli sorular, böyle o öyle uyandım. Yani dedim ki, oh, çok şükür rüyaymış. Yememişim. Sonra işte biraz halsizdim, biraz işte midem bulandı, biraz midemde yanma oldu bugün. Ama genel durumum fena değildi. Yorgundum ama Yo, fena değildim. Yani yo, yine misafir geldi. hareketliydim. Ablam ve yeğenim geldi. İşte beraber kahve içtiler. Onlara kahve falan yaptım. Ondan sonra Yemek yaptım. evet, Halil Bey'e yemek yaptım. Süt kaynattık. Sonra evet, süt kaynattık. Yo, Yoğurt mayaladık. tamam, bütün aktiviteler tamam. Ve senin için ekmek hamuru mayaladım. Doğru. Ekşi Yarın mayadan. yapacağız. Yarın da onu bazlama yapacağım. Yani böyle, yani aslında hani fena değil ama bu mide yanması hiç olmamıştı daha önceden. Bacaklarımda huzursuzluk hissediyordum. O var, yani o biraz var. Onu da çok önemsemiyorum çünkü bütün açlıklarımda o vardı zaten. Onu çok kale almıyorum. Ama mide yanmam ve midemin böyle biraz ekşimesi çok fazla değildi ama biraz vardı. O hiç olmamıştı. Başka ne demiştim ben olmayan daha önceden? Ha, çok az baş ağrım oldu. Yani nane yağı sürdüm. Sonra bayağı hafifledi. Gül suyuyla bir şey yaptın. Yüzüm yandı. Yani epey bir yüzüm yandı böyle. Gül suyu almıştım böyle fıs fıs. Yüzüme hep böyle gül suyuyla fıs Serinlet. fıs yaptım ve serinlettim. Onun haricinde bir şey de yapmadım. Yani bugün gayet, yani lahmandan sonra ama bayağı bir rahatladım yani, ve duştan sonra. Dışarı çıkıp yürümedim. Çünkü işim de vardı biraz. Biraz da yorgun hissediyordum kendimi. Hava da çok güzelmiş bugün. Aslında yürüseymişim olacakmış da. Yarın 14 derece civarı. Yarın inşallah yürüyelim Halil Bey biraz. İnşallah. Biraz yürüyelim. Öyle yani, bugünkü halimiz buydu. Gayet üçüncü gün gayet iyi geçti. 74 saat bitti. Yani 74 saat bitti. Yarın yarılıyorum. 7 günlük orucun 4. günü olunca ortasında yarılıyorum yani. Hayırlısı yani, bazen mesela geçen seferki 7 günlüğü 1. günden itibaren çok kötüydü. Yani hep halsizdim, hep yattım, hiç kalkamadım. Yani hiç kalkamadım demeyeyim ama
Yani genelde hep yatmak istedim ve halsiz hissettim. Ama şimdi öyle değil. Yani yatıyorum, biraz kendime geliyorum, kalkıyorum. Yani çabuk şey oluyorum, yani kendime Bu geliyorum. sefer daha iyisin. Bu sefer daha iyiyim, evet. Bakalım, yani inşallah hayırlısı, yani nasıl olacak? Ben de yarını merakla bekliyorum. O yüzden hani ne yaşadım, nasıl yaşadım, neremde ne değişiklikler oldu, her şeyi anlatmak istiyorum. Yani gün gün. Bunlar bana da hatıra olarak kalacak. Yani siz de bir şeyler böyle açlık yapan birisini gün gün takip etmiş olacaksınız. Tartılmayı en sona bırakacağız. Tartılmayı son gün yapalım. Son gün. Yani son gün yapalım. Son günden bir sonraki gün hatta. Hatta karaciğer temizliğini falan yapıp öyle de yapabiliriz. Yani o Evet. zaman esas 4 gün sonra. yani 4 gün, 5 gün sonra. Şimdi 4 gün daha var açlığı. Bir günde karaciğer temizliği, Beş ertesi gün 5 gün. Öyle, yani biz bugün böyleydik. Barış da o kadar şey ki, böyle sürekli kucağıma gelip cukcuk yapmak istiyor. Hatta şu anda masanın üzerinde uyuyor. Yani sürekli böyle kucağıma geliyor ama Barış ağır. Yani kaldırıyorum, kucağıma alıyorum, cukcuk yapıyor, kendinden geçiyor. O da mırmırıyla biraz beni rahatlatmak istiyor muhtemelen. 6 kilo nasıl 6 kaldıracağız? kilo uzun süre kalınca bir de oturayım istemiyor. Yani ayakta onu gezdire gezdire cukcuk yapsın istiyor. Kendi kolunu emiyor yani Bebek işte. Barış. Yani o da böyle bayağı bir heyecanlanıyor, endişeleniyor herhalde o da benim için. Hep yanımda olmak istiyor. Böyle işte kucağıma gelsin istiyor falan. Öyle. Yani Barış'la Halil amcası bana destek oluyorlar. Allah şükürler olsun ki, çok teşekkür ediyorum onlara. Sağ olasın. Öyle arkadaşlar, yani bugün akşam çekiyorum videoyu şu anda. Yarın da akşam muhtemelen çekerim. Çünkü bir günü geçirip, bir geceyi ve bir günü geçirip öyle size anlatmak istiyorum. Yani o geçirdiğim günü ve geceyi. Bu yaşadıklarım bu kadar şu anda. Onun haricinde de bir şey yaşamadım. Çok şükür iyi de gidiyor. Yani böyle giderse 7 günü çok rahat tamamlayacağım inşallah. Az kaldı. Çoğu Az gitti, azı kaldı. kaldı. Evet, ablamlar da geldi bugün. Bayağı bir böyle şey, yani herkes ya işte tamam inşallah şifalanırsın falan, ama üzülüyorlar da yani böyle beni görünce. Ama biliyorlar ki artık onlarda hani bir şey olmuyor. Yani hani açlıktan bir şey olmuyor. Sonra kendime geliyorum, işte ilaçlarımı bıraktım falan. Yani bu konuda onlar da destekliyor. Çok teşekkür ediyorum onlara da. Öyle, bizim maceramız bugünlük bu kadar. Evet. Biraz yorulduk ama evet bugün inşallah güzel bitti. Evet. Yarın ola hayrola. Yarın ola hayrola. Bakalım bu geceyi nasıl geçireceğiz? Evet. Mesela bazı geceler oluyor ki, mesela ben diğer açlıklarımda bacaklarımın huzursuzluğundan, vücudumun huzursuzluğundan uyuyamıyordum. Yani kalkıp dolaşıyordum. Bu defa öyle çok olmadı mesela daha. Ama genelde sonlara doğru daha çok oluyor. Ve şey de oluyor böyle, huzursuzluk oluyor. Yani hem bacaklarda ağrı oluyor, hem vücutta bir huzursuzluk oluyor. Şu ana kadar o olmadı. Sadece işte sağ ayak bileğimde bir bölgesel olarak bir üşüme oldu. Onun haricinde ama çok dehşet bir üşüme. Yani hani kemiklerinizin içinden çıkıyor sanki o üşüme. Isınmıyorsunuz yani. Hiçbir şey ısıtmıyor sizi. Bence en önemli pazartesi, salı, çarşamba. O 3 gün çok önemli. Evet. İşte yarın da bir atlatalım. Onları daha sonra bakacağız. Mesela geçen seferki 7 günlükte 7. gün akşam o kadar kötüydüm ki, böyle ağrılarım var, böyle huzursuzluğum var falan, hiç uyumadım. Sabah kalktım, elma suyunu içtim. Ya anında kesildi. Yani sanki ilaçtı o. Yani birden böyle hiçbir şey kalmadı yani. Evet, açlıkta kötü hücreler veya zararlı hücreler veya hastalıklı hücreler yavaş yavaş yok oluyor. Yok oluyor. Yani Sağlıklı hücreler onları yiyor, bir şey evet. bulamadıkları için vücutta. Vücut bir dengeye gelmeye çalışıyor. Devamlı tokluk hissi, devamlı Evet. aç kalmama hissi insanı yıpratıyor. Esasında bedenen de yıpratıyor, ruhen de yıpratıyor. Devamlı yeme isteği. Ama rüyama çok şaşırdım. Aslında hiçbir şey canım istememişti. Yani hani Evet. böyle bir şey yiyeyim falan diye de aklımdan geçirmedim. Çünkü niyeti öyle ediyoruz ya. Hani ya şundan da bir lokma alayım falan, ya keşke bir lokma yeseydim falan. Böyle bir şey hiç düşünmedim mesela. Ama rüyama girdi, demek ki artık açlığı fazla mı hissediyorum. Bilmiyorum yani neden gördüm o rüyayı.
Ama çok çok kötüydü yani. Hani çok büyük bir pişmanlık yaşamıştım. Yok, keşke biraz daha fazla börek yeseydim, ödül olurdu. Rüya. Yani rüyada olduğunu bilsen yiyeceksin de onun Evet. pişmanlığını yaşıyorum. Ağzımda böreği hissediyorum. Yani bir de yarısını yutmuşum. Yani yarısını yutmuşum, öbürünü çıkartayım diyorum ama yuttuğum diyorum, şimdi diyorum işte vücuduma gidecek, o yemek olarak algılanacak. Ben ona Bir sürü şey düşünüyorum yani o sırada. vesvese diyorum. Gerek yok. Akşamleyin yatarken en azından bir ayet-el kürsi okuyup öyle yat. Ama gerçek gibiydi rüya, gerçekten yani gerçek gibiydi. Çok ilginçti Evet, yani. inşallah çok takıntı yapmaya gerek yok. Takıntı da iyi değil. Yo, hiç de aklıma gelmedi aslında öyle bir şey yatarken. Yani sen hep diyordun rüyamda şunu yedim, bunu yedim falan diye de gülüyordum yani sana. Ancak rüyanda görürsün diye. Ben de ancak rüyamda gördüm böreği. Öyle arkadaşlar, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz de benimle birlikte bunları yani yaşıyorsunuz, yaşıyorsunuz yani şu anda. İnşallah hep beraber yaşayarak bu 7 günün sonunda ne olacağını göreceğiz. Bizi izlediğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı unutmayın. Ya da Daha çok paylaşmayı. kişiye ulaşmayı ya da paylaşmayı, yani sevdiğiniz kişilere veya bu işi önemseyen birilerine, nasıl isterseniz yani artık. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşça kalın.